Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere örnek bir uygulama yani bir topoloji göstermek istiyorum. Bizim projemizde yani topolojimizde Cisco Packet Tracer üzerinde uygulamaya çalışacağım. Örnekte projemiz yani topolojimizi incelediğimiz zaman iki tane switch'in oluştuğunu görüyoruz. Yani bu iki switch'in arasındaki IP'lerin aynı olması gerekiyor zaten. Yani bağlı olan bacaklar, şuradaki bacaklar aynı IP adresini alması gerekiyor. Aynı network olması gerekiyor. Aynı zamanda router birimizin altında bir switch'imizin oluştuğunu görüyoruz. Switch'imizin altında bir bilgisayar bile bir tane DNS oluşturmuş. DNS sunucu adresi de 192.168.30.3. Bu bizim DNS'imizin sunucu adresi. Burada bilgisayarımızın alacak yani DHCP de bir otomatik yani burada DHCP sunucusu olmadığı için aslında router bir üzerinde bir IP DHCP pool oluşturacağız. Bunu da zaten Cisco Packet Tracer üzerinde göstermiş olacağım sizlere birazdan. Bu bilgisayarımızda DHCP'yi aldığımız zaman ayarlardan o da otomatik IP'sini 30.2 olarak alması gerekiyor. Bu sunucumuzun adresi. Bunu zaten manuel olarak DNS adresini yazacağız. Onu da zaten DHCP pool üzerinde göstereceğim. Router birimiz bu şekilde. Burada tabii ki de bunlar farklı network'te. Şu bilgisayarımız VLAN 30 olsun. Burası da VLAN 40 olsun. Yani bu DNS bacağı da VLAN 40 olarak geçiyor. Şu anda router sağ tarafa geçelim. Router 0'ın sağında bir switch. Switch'in sağ bacağında HTTP sunucusu. Bir switch'in altında da bilgisayarımız var. Yani topolojimizde bunun almasını istediğimiz IP adresi de 192.168.10.2. Burada da iki tane farklı network olduğu için burada iki tane VLAN oluşturuyoruz. VLAN 10 ve VLAN 20. Router'ın alacak olduğu IP adresleri de 10.2 ile 20.1. Burada da DHCP pool oluşturacağız tabii ki de. Burada önemli olan kısım aslında biz bu VLAN'ları neden oluşturuyoruz? Kısaca bahsetmek gerekirse bu subnetting veyahut da bu VLAN'ları oluşturmamızın sebebi aslında broadcast trafiğini azaltmak. Bu broadcast trafiği bu switch cihazlarına çok fazla zarar veriyor. Yani switchlerde şişme yaşamasına sebep olduğu için bu broadcast mesajlarını dilediğimiz gibi azaltmamız gerekiyor. Ve güvenlik açısından da tabii önemli bu broadcast trafiğini azaltmak. Çünkü tüm genel network'teki tüm ağlara yayın yaptığı için genel ağ olarak geçiyor. Bunu mümkün olduğunca router broadcast mesajlarını geçirmiyor. Şimdi bir Cisco paketleri Tracer üzerinden kısaca bir göstereyim. Evet, şurada Cisco paket Tracer'ın zaten arayüzüne hakim olabilirsiniz. Sol tarafta şuradan bir bilgisayar seçelim. Şurada bir bilgisayar olacak. Şurada sağ tarafta da bir bilgisayar olacak. Bu arada CTRL basılı tutuyorum. Bu sayede istediğimiz kadar şunları ekleyebiliyoruz yani. Evet, devam edelim. Şimdi iki tane switch'e ihtiyacımız var burada. Hemen iki tane router'ımızı da ekleyelim. Hemen iki tane eski router'lara ekleyeyim. Bir tane daha eski bir tane router ekleyeyim. Bunların bağlantısında şurada kablo seçeneğini seçiyorsunuz. Şurada otomatik olarak kabloları bağlama şansınız var. Şu anda kırmızı. Aynı zamanda şurada zamanı ileri aldığınız zaman şu anda bu yeşile dönmeyecek. Döneceğini düşünmüştüm bir an ama sonradan aklıma geldi. Neden dönmeyecek? Bunların portu kapalı olarak geçiyor default'ta kapalı olarak geliyor. Switch'ler default olarak açık geliyor ama router'ların default olarak portlarının kapalı geldiğini söyleyebilirim. Şimdi no diyorum. Şu anda kullanıcı modundayım. Çünkü büyüktür işareti var şurada görmüş olduğunuz gibi. End diyerek şu anda 6-3 yani diyez işareti var. Şu anda ayrıcalıklı moda geçtim aslında end diyerek. Kullanıcı modunda sadece belirli parametreleri çalıştırabilirsin. Şu an ayrıcalıklı modundayız. Conf T diyerek yani terminal. Aslında burada tab kullanımı da çok önemli. Conf terminal diyerek de konfigürasyon moduna geçebiliyorsunuz. Burada soru işareti yazarsanız da yani bu menü altında çalıştırabileceğiniz parametreler, komutlar karşınızda. Spanning tree olsun.
Aslında exit diyerek de bir önceki moda geçtim şu anda. Aslında şu anda konumuz komutlar değil ama kısaca hemen geçmek istiyorum. Birazdan zaten topolojimize geçeceğiz. Bu config moduna çalışmayacak. Bunun çalışması için başına do ekliyoruz. Do esaçlan. Bu sayede bu komutu config modunda olsak dahi çalıştırabiliyoruz. Evet, devam edelim. Sesim tıkanıyor arada. Şimdi örnek olarak hemen bir portun içine girelim isterseniz. Router'un portunun içine girmek istiyorum. Bu da hangi port var? 00 olduğu için. Interface tab'a bastım. Face Ethernet tab'a bastım. 0/1 olduğu için hemen bunun içine girdim. Ve no dediğim zaman şu anda port aslında açılacak. Şu an kırmızı. Hemen router 0'ı da açalım. Conf terminal diyerek. Interface Fast Ethernet 0/1 diyerek ve no shutdown diyerek aslında bir yandan da buradaki yeşil olan kısmı açacağım birazdan. İki tane router'ımızı kurduk. Şimdi içe switch'leri bağlamak istiyorum. İki tane switch'imizin olacağından bahsetmiştim. Yanında bir DNS server olacak. Hemen bunların da kısaca bağlamak istiyorum. Otomatik olarak siz hiçbir şey yapmadan bunlar zaten bağlanıyor. İleri aldığınız zaman zamanlı, burada time zaman kısmı gözükmekte. İleri aldığınız zaman da zaman ileri gidiyor ve portlar yeşile dönüyor. Aynı zamanda burada simülasyon modunda çok rahat bir şekilde izleyebilirsiniz bazı şeyleri. Bilgisayarımızın yanında bir tane DNS olacak. DNS server'ını da buradan seçmek istiyorum. Buradan DNS'i tıkladım. DNS aslında birazdan zaten ayarlarını göstereceğim ama kısaca bir bahsetmek gerekirse bizim DNS adresimiz neydi? Bizim hemen bakalım. Evet, DNS server adresimiz 30.3. 30.3 DNS'imizin server adresi. Bizim IP configuration'da yazacağımız IP'de 20.200 olması lazım. Burada desktop IP configuration. Bildiğiniz üzere her sitenin bir DNS adresi var. Örnek olarak göstermem gerekirse bu DNS sorgusunu, yani DNS kayıtlı olan IP adresini nasıl öğrenebiliriz? Burada NS Lookup çalıştırıyoruz. NS Lookup ve hangi domain ise, örnek olarak cisco.com dersem, gördüğünüz üzere Cisco'nun kayıtlı olduğu domain name server, yani DNS adresleri gözüküyor aslında. Kurum sadece lokalinde izin veriyor bu NS Lookup komutunu çalıştırdığımızda doğru sonucu almamızı. Dediğim gibi burada www.com'a giderek cisco.com'a ulaşmaya çalışacağız. Tabii ki de bunu cisco.com'un DNS server'ını bilmemiz gerekiyor. Yani DNS nasıl çalışıyor basit olarak konuşmak gerekirse. Örnek olarak cisco.com'a gitmek istiyorum. www.cisco.com. Ben buraya gitmek istediğim zaman örnek olarak bu şekilde direkt gidemiyorum aslında. Bunun için IP adresinin, yani cisco.com'un IP adresinin çözümlenmesi gerekiyor. Yani diyor ki hostname'i çözemedi diyor aslında. IP adresinin çözümlenmesinde de önce bir DNS cache'ine bakıyor aslında. DNS cache'inde bu cisco.com'un IP'si varsa oradan çekiyor. Daha önce giriş yaptıysa otomatik olarak çekiyor. Peki yoksa, DNS cache'i yoksa, bizim kendi Windows ETC altında host dosyasımız var. Sistem 32 altında host dosyamıza bakıyor. Host dosyasında da yoksa nereye bakıyor? Host dosyasında yoksa DNS server'larına soruyor. DNS server'larına soruyor ki böyle bir domain var benim elimde. Ben bunun IP'sini çözdürmek istiyorum. Sizde bu kayıtlı mı diye onlara soruyor. Onlarda da yoksa root DNS'e soruyor. Root DNS'te de yoksa ICP, yani internet servis sağlayıcılarına soruyor. Orada da yoksa edu.tr uzantılı, yani domain adreslerini veren kurumlara soruyor. Örnek olarak edu.tr. Edu.tr'nin bir edu.tr uzantılı kurumun bir IP aslında domain sağlayıcısı var. O domain sağlayıcısı tarafından bir domain ismi kayıtlı. O domain ismini o kurumdan alıyor aslında bir nevi. Diyor ki kurum benim domainim bu. DNS IP'sini o şekilde kurumdan almış oluyor.
Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Ara vermek zorundayım çünkü nefesim tıkanıyor, boğazım tıkanıyor, boğazım düğümleniyor. Server adresine şu anda gidemiyorum çünkü Cisco.com'un DNS'ini çözdürmedim. Burada servis kısmında bizim sunucumuzun yani DNS'imizin IP adresini tanıtmam gerek. Burada DNS'in IP adresini az önceki toplayıcıda göstermiştim. Bunun IP adresi 192.168. 20.200 değildi, 20.200. Bu Cisco'nun DNS adresiydi. Bu da bizim kendi DNS serverımızın adresi olacak. Buraya gelecek, bunu çözdürmek için bu DNS serverına gelecek. Cisco.com. Bu DNS serverımızın IP'si de 192.168.30.3. Name, adres 192.168. Neydi bizim 20.200? 20.200. DNS'imiz www.cisco.com. Bunu tabii şu an DNS serverımız kapalı arkadaşlar. Neden olmuyor? Bunun için olmuyor. 20.200 bizim Cisco'nun adresi. Burada et diyerek save diyorum. Artık burada Cisco'nun DNS adresini burada kayıt etmiş oldum. Şimdi kendi DNS'imizi de buraya kaydedelim. Yani kendi DNS serverımızın IP'sini de IP configuration kısmında gelip kaydediyorum. Neydi? 30.3'tü. 298.30.3. Bunu da buraya kaydediyorum. Çünkü bizim DNS server'ın adresi bu. Evet, buradan çıkıyorum şimdi arkadaşlar. Server'ın adresi. Neyse bağlantılardan yapmaya devam edelim. Şurada bir tane server kurmamız gerekiyor. Aslında buraya herhangi bir şey yapmam gerek yok. Sadece iki tane falan burada oluşturacağım. HTTP server. Bu HTTP adresi. Burada HTTP'de aslında herhangi bir şey yapmamız gerek yok zaten otomatik olarak geliyor. Yani aslında buradan cisco.com yazdığım zaman buraya ulaşmamız gerekiyor. Burada da HTTP'miz var. Yani HTTP şuradaki HTTP'ye ulaşmamız gerekiyor. Bu da zaten şu anda açık. Burada herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Hemen kablonu bağlayalım. Şurada otomatik kablo seçeneğinde her şey zaten yapıyor. Herhangi bir şeye dokunmanıza gerek yok. Portlar hala kapalı çünkü herhangi bir konfigürasyon yapmadım. Evet, server'ımızı da bağlıyorum. Burada DNS'imiz, burada HTTP'miz var. Örnek olarak nereden başlayalım? Zaten bunu otomatik olarak IP vereceğiz. Verecek olduğumuz IP'de 2.30.2'yi alacak. 30.2'yi alacak. İsterseniz hemen bir switchlerden başlayalım. Bizim switchimizin üstüne bir kere tıkladığım zaman şu ekran açılacak ve clear penceresi geldi. Enter'a basıyorum ve hemen konfigürasyona başlıyorum aslında. Konfigürasyon modundayım. Şimdi burada WLAN 30 ve WLAN 40 oluşturacağım. Yoldan başladım. WLAN 30 diyoruz. Yani WLAN oluşturmak aslında acayip kolay arkadaşlar. Ama konfigürasyon kolay. Aslında bunun derinine inmemiz gerekiyor. Yani bu WLAN'lara neden ihtiyaç duyuyoruz? Yani bu subnetting konusu çok önemli. Aslında bunların derinine inmek lazım. Konfigürasyon 5-10 dakikalık bir iş. Çok kolay. Biraz da olayın derinine inerek çözmek gerekiyor bazı şeyleri. Ezberden çünkü her şeyi yapabilirsiniz aslında. WLAN 30 ve WLAN 40 oluşturduk. Şimdi biz switch'imizin hangi portundayız? 02'ye bir girelim. Evet. Nasıl giriyoruz? Interface. Şu anda girmeyiz zaten WLAN oluşturduk. Birazdan da zaten portları hangi moda çekmemiz gerekiyor ondan da bahsedeceğim. Interface Face Ethernet 0/2. Evet şu anda 0/2'deyim. Bu slash 2 WLAN 10'a atamam gerekiyor. Önce hangi bağlantıyı kullanacağım bu portlarda? Şu anda switch ile bilgisayar arasında olduğum için şu anda kablo akses olarak bağlayacağım. Switch'ten switch'e bağlarken de bu trunk olacak. Switch'ten router'a bağlarken de bu trunk olacak. Ama switch'ten bilgisayara, server'dan switch'e access modunda bağlayacağım. Şu anda access moduna çekmem gerekiyor. Switch port diyoruz. Tab'a basıyoruz. Mod diyor. Access. Access'imiz hemen şu anda oluştu aslında. Şu anda da access. Buranın WLAN 30 olmasını istemiştim. Ben WLAN 30 diyorum ve bu boşluk bırakmamız gerekiyor. Burayı WLAN 30 yapıyorum arkadaşlar. Yani burası artık WLAN 30. Şu anda turuncu hemen yeşile dönecek. Yeşile döndü. Şunu da kapatalım.
Burası VLAN 30 olmuş oldu. Diğer tarafı da aslında oluşturmaya gerek yok da biz VLAN 40 olarak bir yine oluşturalım burayı. Yukarı ön tuşuna basarak en son yazmış olduğumuz komuta ulaşabiliriz. Burada 03 portuna geçiyorum. 03 portunda da aynı şekilde az önce yazmış olduğumuz switch port access. VLAN 40 yapalım isterseniz hemen şimdi. VLAN 40. Çok basit arkadaşlar. Direkt oluşuyor yani. Bunu da hemen access modunu belirtelim hemen access olarak. Mod access diyerek access olduğunu belirtiyoruz. Diğer modumuz da trunk aslında. Ondan da bahsedeceğim zaten konfigürasyonda. Hemen bir yaptıklarımıza bakalım. SSH RAM diyerek. Evet. Evet, görmüş olduğunuz gibi access VLAN 30, access 40 oluşturulmuş ve switch portlar gözüküyor. 4, 5, 6, 7'de zaten herhangi az sonra konfigürasyonunu yapacağız. Şimdi bu portlarla işimiz şu anlık bitti. Şimdi trunk'a geçelim arkadaşlar. 01 portuna geçelim Sivic'in. Peki bu trunk modu, trunk modundan bahsediyorum şimdi. Trunk modu da trunk modunu kullanıyoruz router'la switch arasında. Aslında şu anda farklı VLAN'lar olduğu için bu trunk modunu kullanmanın sebebi aslında bu. Access modunda bunu kullanamıyorsunuz. Bu konfigürasyon hiçbir şekilde geçerli olmuyor. Tek bir tane bilgisayar olsaydı belki de access modu geçerli olabilirdi ama burada birden fazla VLAN olduğu için bunun için bizim ihtiyaç duyduğumuz trunk modu. Evet, trunk moduna bir geçelim. 01 portuna geçiyorum burada. 01 portundayım. Switch port, mod, trunk diyorum arkadaşlar direkt. Evet, upton diyor. Şu anda aslında trunk modunu aldı turuncu. Birazdan yeşile dönecek zaten. Evet, bu burayla aslında işimiz bitti. Şu anda router'a geçmem gerekiyor. Router'a geçeyim. 00 portu ne olacak? Hemen onun da 1.1 olacak. Hemen o portun içine girelim. 0/1. Switch'le de bir işimiz yok. Switch'i kapatalım. Interface. Şu an 01 portundayım. Hemen bir 00 portuna gideyim. Bunun IP adresi ne olacak? Bacaktaki abi 192.168.1.1. IP adresi 192.168.1.1 diyoruz ve 255.255.255.0 diyoruz. Evet, şu anda da bu IP adresini vermiş olduk. Router'ın iki bacağı var. Yani aslında daha fazla IP veremiyorsun bu router'a. Bunun için ne oluşturulmuş? Subinterface'ler. Subinterface oluşturarak şu anda farklı iki tane veren olduğu için iki tane subinterface oluşturacağım. Subinterface'in oluşturulmanın sebebi dediğim gibi router'da kısıtlı bacaklarımız olduğu için, portlarımız olduğu için bunun için sürekli port oluşturamayacağımıza göre bunun için subinterface kavramı çıkmış. Evet arkadaşlar, subinterface oluşturmaya çalışırken yanlış bir şekilde oluşturmaya çalışıyormuşum. Şu anda 30'u oluşturmaya çalışıyorum ben. 30 subinterface'ini oluşturacağım sanal olarak subinterface'ini. Bunun için de interface 0.1'in içine giriyorum ve ardından burası sol taraf VLAN 30 olduğu için aklımda kalması açısından 30 diyorum. Ve bunun oluştuğunu şu anda görüyoruz. Şu anda sub interface'in içindeyiz aslında. Bu sub interface'in içinde olduktan sonra şimdi bizim yapacağımız aslında encapsulation tab .vanq VLAN 30 olduğu için VLAN 30 yazmam yeterli. Şu anda bunun oluştuğunu göreceğiz. Aynı şey içinde 40'lı bir sub interface oluşturayım. Çünkü iki tane farklı VLAN var. VLAN 30 ve VLAN 40. Bunlar için sub interface oluşturmalıyım. Çünkü başka port yok. Bunları router'a bu şekilde sub interface oluşturarak IP'lerini eklemiş oluyorum aslında bir nevi. Burada 0.4 diyorum arkadaşlar. 40 VLAN olduğu için. Aslında bir soru işareti dediğiniz zaman 0.1 şu anda ekleyemeyeceğim çünkü sub interface'in içindeyim. Şöyle bir çıktım. Evet, 0.1 nokta soru işareti dediğinizde burada hangi numarada verebileceğiniz yazmakta. Ben az önce 30 oluşturmuştum. Şimdi 40 oluşturuyorum. Ve burada oluşturduktan sonra encapsulation .vanq ve 30 diyorum. Pardon, 40 diyorum. Çünkü VLAN 40. Burada .vanq'dan sonra hangi VLAN'sa onu söylemeniz gerekiyor. Peki, bir şey unuttuk arkadaşlar. Burada unuttuğumuz şey ne oldu? Sub interface'i
oluşturduktan sonra IP adresini vermedik. Burada IP adresini bir verelim. IP adresini 40.1 olarak vereceğim. Sub interface'imin 40.1 ve 255.255.255.0. Evet, çok güzel. Diyor ki 40.0'la overlaps oldu diyor. Overlaps'e düştü diyor. Bizim bu overlaps olmasının sebebi ne? Çünkü 40.0 network adresimizi biz nereye yazmıştık? 40.0'ı 40.1 ile çakışıyor. Network adresi olarak yazmıştık. Bununla çakışıyor. Şu anda ne yapmamız gerekiyor? Buradan bir çıkalım. Sub interface 30'un içine girmek istiyorum ben şu anda. Evet, 30'un içine girdim. Interface IP adres 192.168 30.1 olarak sub interface'imiz yazalım. Yani burada 2 de yazabilirsiniz aslında. Burada 1 olarak yazıyorum ben. Olmazsa 2 olarak da değiştirebilirim. Şimdi peki neyi oluşturmak kaldı sol taraf için? Sol tarafımız için bir DHCP pool oluşturmamız gerekiyor. 30.1 ve 40.1 için burada DHCP pool'u oluşturacağız. Başka kaçarımız yok. DHCP pool sayesinde bu bilgisayar otomatik olarak 30.2'yi alacak. Bunu zaten manuel olarak girmiştik. 30.3 bizim DNS server adresimizde. Bunu DHCP olarak yazmamızın bir anlamı yok. Zaten otomatik. Evet. Config moduna hemen geçtim. Burada DHCP pool oluşturmak için komutumuz IP DHCP sub tabii ki de IP DHCP pool P'ye bastığınız zaman tamamladığını göreceksiniz. Bizim oluşturmamız istediğimiz 30'du. 30.0 net diyeceğim ben. Ve bunu oluşturduğunu göreceğiz. Tabii ki de bitmedi. Network diyerek bunun network'ünü belirteceğim. Network adresini buraya yazmamız gerekiyor. 192.168. Network adresimiz her zaman C sınıfı bir adres olduğu için şu anda IP ile subnet'i enlediğimiz zaman network adresimiz bu çıkacak. Ardından hemen bir subnet'ini yapıştıralım ve enter diyelim. Peki default router'a burada belirtmemize gerek var mı? Tabii ki de gerek var. Genelde router adresleri network'ün ilk adresi veya network'ün en son alabilecek son adresi olarak seçilir. Genellikle. Siz tabii ki de değiştirmediğiniz sürece bu. Bunu ben 30.1 olarak değiştireceğim. Default'um gateway'im 968 30.1. Bu benim gateway'im. Şimdi de DNS server. Neydi arkadaşlar? Başlangıçta belirtmiştim. DNS server adresimizi yazmamız gerekiyor. Bunun içinde DNS server adresimiz 30.3 olduğunu burada çok rahat bir şekilde görüyoruz. 192.168.30.3 bu bizim DNS server'ın adresi. Google olsaydı 8.8.8 olacaktı. Şu an DNS server olduğu için bunu gösteriyoruz. Bu da IP configuration'a geldiğimizde 30.3 olduğunu görüyoruz zaten. Aslında iki tane sub interface oluşmuş oldu. Bunun komutunu çok rahat bir şekilde do sh int ip int ip int diff. Evet. Şu anda görmüş olduğunuz aslında oluşturduğumuz bizim DHCP pool'ları burada gözüküyor arkadaşlar. Yani oluşturmuş olduğum iki tane sub interface'im var ve onun karşısında ne var? 30.1 ve 40.1. Bunları manuel olarak şu anda açık yani. Sub interface'lerim oluştu. 30.1, 40.1 olarak bunları oluşturmuş oldum. Şimdi bir deneme yapmak istiyorum. Herhangi bir sıkıntım yoksa aslında şu anda buradan buraya ping gitmesi lazım. Neden ping gitmiyor? Çünkü şu anda desktop'tan statikte arkadaşlar. Bunu DHCP'ye çekmemiz gerekiyor. Evet. Bizim de amacımız aslında buydu. Bunu 30.2 olarak IP adresinin sol tarafı aslında bir nevi bitirmiş olduk gibi bir şey. Şimdi sağ tarafımız kaldı. 192.168.30.2'yi bu şekilde almış oldu aslında bilen 30'umuz.
Şimdi sağ tarafa geçmek istiyorum. Pink atacak mı onu da deneyelim. Mektup kısmına basıyorum ve ardından router'ımı seçiyorum. Evet arkadaşlar çok rahat bir şekilde pingimizi de aldı. İsterseniz de burada IP configuration'a girip de yapabilirsiniz. Burada desktop'tan 30.2 bizim 30.0'ımıza bakalım gidecek mi? Gitmiş olma yani gidiyor olması lazım zaten. Buradan prompt kısmına gelerek ping 192.168.30.0'a bir ping diyelim. Evet, çok rahat bir şekilde ping gittiğini göreceksiniz. Evet devam edelim. Şimdi sol tarafta işimiz bitti aslında. Bilgisayarımız router'a ping attığı zaman çok rahat bir şekilde ping'in gittiğini görebiliyoruz. Şimdi R1'in sağ bacağı 1.1. Bunu komut olarak girelim. Router'ımıza geldim. İsterseniz şunu da açayım daha güzel bir görüntü için. Router 0'dayız. Evet sağ tarafına bir hemen girelim. En son iki tane diğer sebebi oluşturmuştum burada. Interface, Face Ethernet 0/0 diyerek bunun içine aslında giriyorum. Buraya girdikten sonra bizim oluşturacağımız 1.2 olması lazım. Evet 1.1 ve 1.2. 1.1 oluşturalım IP adresi olarak. 192.168.1.1 incomplete command config if IP adres 255.255.255.0 do sh run çalıştırayım. 0/1 portunda şu anda 0/0 interface'imizin 0/0'ında ne varmış? 1.1 olduğunu burada görebiliyorum subnet ile birlikte. Peki switch'te de bir konfigürasyon hatası olduğunu düşünmüyorum ama bir do sh buranı bir çalıştırmak istiyorum. Herhangi yanlış yaptığım bir şey yok olarak gözüküyor. 2 ile 3'te 30 ve 40'ımız bağlı. Herhangi bir şeyimiz yok. Şimdi router'ımızda diğer kısımdan herhangi bir şu anda bir sıkıntımız yok. Bu portu da bağladık. Şimdi router 1'imize geçelim. Bunu bir kapatalım. Router 1'imize bastığımızda enter dememizi istiyor bizden. Hemen kullanıcı modundan bir ayrıca moda geçelim. Yemize işaretini gördük. Evet bu 0/0'ın da 1.2 yapacaktım. Interface. Aslında komutları yazmak çok eğlencelidir. Bunlarda sıkıntı yok. Ben de yazarken gerçekten keyif alıyorum yani yaptığım şeyden. Evet şu anda buraya da bir IP adresi girelim arkadaşlar. 192.168 1.2 idi. Hemen bakayım yanlış olmasın. Evet 1.2'mizi yazdık buraya. Ve hemen subnette arkasından yapıştıralım. Şimdi bizim yapacağımız önce bir switch'ten aslında başlamamız lazım. Burada bir HTTP'miz var. Burada bilgisayarımız var. Bilgisayarımızın alacağı değer 10.2 alması gerekiyor. Yani iki tane subinterface oluşturacağız burada. Router'a girelim. Subinterface'lerimizi switch'ten bir blown velon'a 30'u da oluşturayım ben. Hemen bir ayrıca moda geçtim. VLAN 30 VLAN 40 diyerek VLAN'ımı oluşturmuş oldum. Kablo şu bağlantıyı da bir girmişken aslında switch'ten router'ı bir hemen bir unutmadan aksesiz mi çekeyim? 0/1 hemen bir orayı bir trunkleyelim arkadaşlar. Switchboard mod sonra unutuluyor çünkü trunk dedim. Evet şu anda turuncu birazdan yeşil olacak zaten. Peki bizim VLAN 30 ve 40'ı oluşturduk ama bu portların bundan haberi yok. Bu portları da VLAN 30 olarak hemen access moduna alalım. 02 portuna giriyorum öncelikle. VLAN exit diyelim kolay bir şekilde. 02 portuna girdim. Burada switch port mod access diyorum. Onu da hemen VLAN 30'a alalım. VLAN 30. Evet bunu VLAN 30'a aldık. Şu an turuncu birazdan hemen yeşil döner. Switch'lerde biraz uzun sürebiliyor ama
şey pardon durdurdurdurdu biraz daha uzun süre diyor 50 saniye gibi. Bunun portu da 03. Hemen 03'ü de bir yazalım. 03 interface. Bununla hemen access modunu alıyorum. Fazla konuşamıyorum, kusura bakmayın. Boğazım kötü. Evet, hemen yeşil olduğunu gördük. Bunu da bilen kırk olarak belirtelim. Çünkü farklı bilanlarda olması gerekiyor. Yani bizim amacımız zaten farklı networklerde olmasını sağlamak. Broadcast mesajlarından kaçınmak. Hemen bir dua mesaj. Run çekerek yaptığımız şeyleri kanıtlayalım. Evet. Aslında herhangi bir sıkıntı yok. Bir de trunk'ımız var çünkü router'a bağlı. 2 ve 3'le access'imiz var. 1.6'da 1.40. Şimdi buranın 10.2 IP adresini aldırmam lazım değil mi? Peki Sivic'in bundan haberi yok ki. Yani Sivic'e bunu bildirmemiz gerekiyor. Portları yetersiz yani. Router'un portları yetersiz olduğu için öncelikle bir sub interface oluşturalım. Bunu da 10.2 ve 20.1 olarak bir sub interface oluşturacağım. Ardından da DHCP pool oluştururuz zaten. Switch'le işimiz yok. Hemen router'a girelim. Buradan bir çıkalım. sub interface oluşturmam gerekiyor. Bunu da tabii ki de 0/1 portunda oluşturmam lazım. Portun içindeyiz. Şu anda gidecek olduğum IP'nin ismi 10.2 idi. 10.2 ve 20.1. Bunu 10 olarak değiştirdim. Yani aslında şu anda interface'im oluşmuş olması lazım. Bu mesela şu an kontrol etmeyi çok seviyorum. Evet, 1.10 olarak şu anda gözüküyor. Sub interface'imiz. Ama buna IP vermedik. Onun için hemen IP'sini verelim. IP'sini vermemiz için 10.2. Evet, 10.2 idi. Şu an bunun içindeyiz zaten. Hemen bir IP adresini verelim. 192.168.10.2. Bunu alacağını düşünüyorum zaten. Hemen bilgisayarımız o IP'yi alacak birazdan. Ama DHCP pool sayesinde alacak aslında. Evet, IP adresini yazıyorum ama unuttuğum bir şey var. Encapsulation'ı yazmıyorum. Yani siz encapsulation'ı belirtmeden bunu yaparsanız, IP adresini yazarsanız bu hatayla karşılaştıracaksınız. Sub interface diyor. That when Q ve bizim VLAN'ımız 30 olduğu için, hemen bakalım yine. Evet. VLAN'ımız 10 olduğu için pardon. Hemen onu yazıyorum ve ardından az önce yazmaya çalıştığım komutu yazıyorum ve şu anda olduğunu çok güzel bir şekilde göreceksiniz aslında. Evet, .12 ve IP adresi çok rahat bir şekilde gözüküyor. Diğer interface'imizi de oluşturalım. Sub interface'imi. Sub interface'imizi oluşturacağız. Evet, bu sefer de 20 olsun. Evet, 20'nin de burada oluştuğunu göreceğiz. Hemen bir IP adresini belirtelim. 10.2'de 20.1. .255 dedim. Yine aynı şeyi verdi çünkü encapsulation yapmadık, yine unuttuğumuz bir şey var. Aslında bu hataları sizin de görmeniz iyi oluyor. Yani hatalardan ders almanız, hatanın doğrusunu öğrenmeniz, kendinizin tecrübe etmesi çok daha iyi bir şey. Yani, yanlıştan doğruyu öğrenmek, kalıcı olan öğrenmeyi sağlıyor bize. Evet, 20'yi oluşturdum. Hemen bir IP adresini yazalım. Evet, IP adresini de yazdık. DSH falan çekmeme gerek yok artık. Evet. Router'um da aslında bir nevi tamamlandı ama DHCP pool'umu oluşturmadım. Hemen bir DHCP pool oluşturalım. Bunu da config modunda yapacağız. IP, DHCP pool. 10 nokta bizim vereceğimiz IP adresi neydi? 10.2. Evet. 10.2 olduğuna göre 10.net oluşturalım biz. 10.0.net. Evet, bunu oluşturduk. Çünkü iki tane farklı IP'miz var. Bunu da DHCP pool üzerinde, router üzerinde yapılandırmamız gerekiyor. Ve şimdi de
network adresini yazacağız. Network adresi sıfırlı olan başlayandı. Network adresimiz. Bunu da router'a bildirmemiz gerekiyor ki o şekilde bir değersiz bir pool oluştursun ve otomatik olarak IP'yi almayı bize imkan sağlasın. Network 192.168 10.net oluşturduk. Bizim 10.0 olacak network'ümüzde. Evet. Adım adım aslında gidiyoruz burada. Önce soldan başladık. Sonra şu anda sağ taraftaki router'ın konfigürasyonunu yapıyoruz. Her şey parça parça ilerlemek zorunda. Gönderdiğimizin paketin bir de geri dönüşü var yani. Bunu da düşünmemiz lazım. Evet, network'ü oluşturduk. DNS server'ımız burada aslında belirtmeye gerek yok. Çünkü sağ tarafta aslında bir işimiz yok. İsterseniz yine de DNS server adresini buraya yazalım. 30.3'tü. 168.30.3'ü burada yine yazdım. Evet, 10 nokta şeyimi oluşturdum. Şimdi 20'yi oluşturalım. 20'yi de bir oluşturalım. 20 nokta netli olarak değiştiriyorum buraya. Ve burada network adresini vereceğim. Bu da 20.0 olacak. 192. 168.20.0. Burada da hemen subnetimi belirtiyorum. Network adresini de yazdıktan sonra bir şey unuttuk. Default router. Default router'ı az önce yazmamıştım. Bunu da hemen burada belirteyim ki default router'ı da yazabilirsiniz. Yani default router aslında buradaki 20.0'ın network adresi olduğunu biliyoruz. 20.1 de alacağı ilk IP adresi. 20.1 olarak. IP adresini belirttim. Hemen bir şeye de gelmek istiyorum. 20.net değil de 10.net. Evet. Burada default router adresim 192.168.10.1 olacak. Evet. Yaptığımız şeylere bakmak için de do SSH IP internet brief yazıyoruz. Brief. Evet. Burada ne var ne yok aslında tüm şeyler ortaya çıkıyor. Yaptığımız tüm konfigürasyonu burada görebiliyorsunuz. Bizim IP adresimiz var ve IP adresimizin bildiği direktörü olarak yani direkt olarak verdiğimiz router'a IP adresleri 1.2 10.2 iki tane şey oluşturduğunu belirtiyor burada. Subinterface 10.2 ve 20.1 subinterface oluşturmuştuk. Onları gözükmekte aslında bir yandan. Gördüğünüz üzere bir bilgisayarımız var. 20. HTTP sunucumuz 20.200'ümüz var. Peki buradaki DNS üzerinde bir şekilde www.cisco.com'a gitmek istiyoruz. Şu şekilde yollardan buradan sorgu yaptığımız zaman Cisco'ya şu şekilde bir yol izlemesi lazım ki bu mesajı buraya ulaştırsın. Peki bunun server adresi 20.200 bu root'u biliyor mu? Yani bu root'un bu 20.200'den haberi var mı yok mu? Bunu da sonradan eklememiz gerekiyor. Çünkü bu root bundan haberi yok. Bunda nasıl öğrenebiliriz? Az önce yazmış olduğumuz komutla. Gördüğünüz üzere bunun direkt olarak router'un üzerine girmiş olduğumuz IP'den burada gözükmekte. Biri biliyor, 30 biliyor, 40 biliyor aslında. Yani bu şeyden haberi yok. Evet arkadaşlar, şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Biraz daha şu anda sesim düzeldi. Şimdi bizim yapacağımız işlem neydi arkadaşlar? Router 1'imiz var, router 0'ımız var. Yani router 1'in içinde şu anda 10.2'li IP yok. Yani buradan buraya ping attığımızda gitmeyecek. Bunu da aslında bir static routing işlemine sokmamız gerekiyor. Yani bu static routing sayesinde router'da lokalde bağlı olmayan ağlara tek tek tanıtmamızı sağlıyoruz. Burada bir gösterecek olursam ama bu static routing işlemini küçük ağlarda çok sıkıntılı değil. Ama ağ sayısı büyüdükçe, ağ trafiği arttıkça bu static yönlendirme çok fazla zaman alacak. Yani bu büyük ağlarda aslında kullanılmıyor. Static routing. Şimdi bunun komutu hangisi? Şu anda config modundayız. Do SSH do show IP root. Do SSH IP root komutuyla şu anda aslında benim
bu router sıfırıma bağlı olan interfeysleri görmektesiniz. Burada C sayısı yani direkt olarak şu portların direkt olarak bağlandığını gösteriyor. Örnek olarak 01 portuna ben bağlamışım. 01 portu bir şekilde direkt olarak yani connect bağlanmış. 1.0 aslında şu anda benim router'ımın bildiği IP adresleri burada belirtmekte. C olanlar direkt olarak routing işlemi yaptığım. Bu C'de sonradan ilave ettiğim routing yani static routing aslında buradaki C olan. Peki şimdi bizim bu router sıfırımızın bu bilgisayarla bir iletişimi yok. Buradan buraya herhangi bir ping gitmiyor. Bunu buraya bildirmemiz gerekiyor. Bu da static routing de olacak arkadaşlar. Şu anda show IP root komutuyla zaten direkt olarak bağlananları C ile görmüştük. C ile de sonradan bağlananları gördük. Şu anda bir şey 10.0 IP'sini ben bu router sıfırıma bağlamak istiyorum. Yani buradaki bilgisayarım router 1 bacağına bağlansın. Bu şekilde buradan buraya bir ping attığımda buradaki iletişimi sağlanmasını istiyorum. Onun için şu anda IP, bunu tabii ki de config modunda yapıyorsunuz arkadaşlar. IP root diyorum. Burada hangi cihazımı direkt olarak bağlanmasını istediğim cihazı yani hedef A adresini yazıyorum burada. Destination IP'mi burada belirtmem gerekiyor. Destination IP'mde neydi? 192.168.10.2. Burada network adresini yazmam gerekiyor arkadaşlar. Network adresini yazmazsanız hatayla karşılaşacaksınız. Ben yaşamıştım. İsterseniz deneyelim. 255.255.255.0. Şu anda hedef subnetimi de yazdım. Ve ondan sonra hedef ağ ulaşım için gerekli interface'i yazacağım. Burada burada interface'imiz ne aslında? Bu router 1'in şu şekilde geldi, şu şekilde geldi ve en sonunda bilgisayara ulaştı. Peki bunun dönüşü nasıl olacak? Yani bunun dönüşünde de aslında şu bacağıyla bir etkileşimi var. Yani bunun için hedef ağ ulaşım için gerekli interface'imiz aslında bu. Yani şu 00 test Ethernet'i buraya entegre etmem gerekiyor. Komutunu hemen yazalım. İsterseniz buradaki IP yazabilirsiniz. İsterseniz de fast0/0 yapmayı tercih ediyorum. Evet. Dediğiniz gibi az önce söylemiştim. 10.2 yazarsanız burada geçerli olmayacaktır. Buraya network adresini yazıyoruz. Evet. Şu anda aslında benim yapmış olduğum işlem bu bilgisayar artık buraya ulaşabiliyor. Şu anda statik olarak bir routing işlemi yaptık. Peki aynı şekilde bu router birimize de bir bakalım isterseniz. İşlemimizi yaptıktan sonra do SHIP root diyorsunuz. Ve burada direkt olarak bağlananlar ve statik olarak routing işlemine sokulanlar gözükmekte. Burada da iki tane sanal interface'im varmış zaten. Peki şu anda bizim bu aşamamız aslında tamamlandı. Şu anda router 1 aşamasına geçiyorum. Router 1'de de aynı işlemleri yapacağım aslında. Çok da bir şey değişmeyecek. Bu sefer de şuradaki bilgisayarımı bu router 0 bacağına bağlayacağım. Yani artık bunlar doğrudan bir iletişim kurabilecekler. Bu da routing amacıyla olacak. Bunları direkt olarak eklemedik. Sonradan eklediğimiz için bu da static routing işlemine tabi oluyor. Şimdi IP root dedikten sonra hedef ağ adresim benim 192.168.30.0 255.255. Şimdi de hedef subneti yazıyorum ve ardından hedef ağ ulaşım için gerekli interface. Benim buradaki interface'im az önce yapmıştım. Bu burasıydı ama şu anda gideceği yol böyle olduğu için şu anda router 0'ın sol bacağını yani 1.2 almam gerekiyor. Yani şuradaki şu anda fast0/0 interface'ine dahil olduğum için direkt olarak fast ethernet 0/0 yazmanız aslında yeterli olacaktır. Şimdi tekrardan bir do ship root çekelim. Evet, şu anda bizim router 1'imiz burada ve şu anda direkt olarak bağlanan IP'ler C'de gözükmekte. Yani 1.0, 10.0, 20.0 direkt olarak bağlanmış. Peki bizim sonradan eklemediğimiz 30.0. Sonradan eklediğimiz bizim 30.0 var. Evet, 30.0. Biz az önce bunu eklemiştik. Eklemiş olmamız lazım. Evet, bunu eklemişiz. 30.0'ı artık buraya eklediğime göre ne demektir arkadaşlar? Bu router 1
bu bilgisayarla artık iletişim kurabilir. Peki iletişim kurabilecek mi? Deneyelim. Bu bilgisayarla bu bilgisayar iletişim kurabilecek mi? Hemen aşağı iniyorum. Evet. Şu anda aslında yani doğru bir şekilde bir statik routing işlemi yaptığımın bu bir delili. Son olarak belirtmeyi unutmuşum. Belki Cisco.com'un şey neydi? Evet. Servis diyemiz. 20.200 Cisco.com'un adresi. Bu HTTP sonucumuza 20.1'i de yazmamız gerekiyor. Yani Cisco.com'un DNS adresini HTTP server'ına yazdım. Evet, en son olarak bir simülasyon modunda oynatalım. Real time değil de bir simülasyona geçtik. Switch'ten paketler dağılmaya başladı. Server'a gitti. Router'a gitti. Bir ileriye alalım. Paketin üzerine tıkladığımızda tüm bilgiler aslında burada yer alıyor. Inbound, outbound yani çıktısı. Şu anda layer 2'deyiz. Yani aslında switch cihazlarının olduğu katman. Evet, şimdi son olarak ne yapacaktık? Artık bu bilgisayardan buradaki HTTP'ye ulaşmam gerekiyor. Cisco.com yazmam lazım. Web browser ekranına geliyorum. Aslında bunu kısaca test edebilirsiniz. Nasıl yapabiliriz? Aslında şu anda bu bilgisayardan buraya ping'in gitmesi lazım. Evet. Ping'in başarılı bir şekilde gittiğini gördük. Bakalım http://cisco.com'a gidebilecek miyim? www. www.cisco.com. Evet. Çok rahat bir şekilde cisco.com'a ulaştık. Evet, aslında topolojimizi bu şekilde tamamlamış olduk. Evet, aslında bir metodolojimizi bir şekilde, topolojimizi bir şekilde oluşturduk. DHCP pool'lar ekledik. DHCP pool aslında bir DHCP sonucusu bize verdi. Bunları bilgisayarlarla iletişim haline geçirdik. Ardından iki tane farklı veren olduğu için iki tane bir sub interfezi oluşturduk. Ardından bu bilgisayarın burla iletişim kurması için static routing işlemi gerçekleştirdik. Bu sayede artık bu bilgisayara bir paket gitme şansı vardı. Şimdilik benim anlatacaklarım bu kadardı. Allah'a emanet olun.